nereden başlayacağımı da bilmiyorum. Öncelikle o büyük Konyaspor camiasına, Konyaspor taraftarına çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim bildiğimiz, eskiden tanıdığımız, gördüğümüz Konyaspor taraftarı iç saha maçları böyleydi. Umarım bu bugün tekrar yeni bir başlangıç olur. Özlediğimiz bir sahneydi. En başta önce onlara çok çok teşekkür etmek istiyorum. Son dakikaya kadar en iyi şekilde bize destek oldular. Gönül isterdi ki 3 puanla onları bugün eve gönderelim ama maalesef olmadı. Biraz şans yanımızda olsaydı belki daha farklı bir durum olabilirdi. Oyuncu arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem az. Bu hafta aslında böyle bir maç olacağının, böyle bir mücadele gücünün ortada olacağının sinyallerini aslında antrenmanda vermişlerdi. En iyi şekilde biz de onlara ekiple beraber biraz sufleler vermeye çalıştık. Onlar da fazlasıyla bunu sahada uyguladılar. Fenerbahçe'ye karşı bence inanılmaz bir mücadele. Çok değerli bir puan. Ama sadece bir başlangıç bu. Bize daha fazlası lazım. Umarım bizim için önemli olan bugün bu maçtan kazançlar elde etmekti. Puandan ziyade. İyi oyun, enerji, mücadele gücü. Bence bunları kazandık. Puan da artı oldu. İnşallah Samsun maçına bunu taşır. Orada da istediğimiz galibiyet alırız. Duygulara girersek beraber burada ağlarız. Şurada duruyor, bekliyor aslında bende. Ama duyguları şu an biraz kenara bırakmam gerekiyor. Çünkü rehavete girmeden sadece biz bugün bir puan aldık. Biz bunun devamını Samsun maçıyla getirmemiz lazım. Bu tip durumları bu sezon içerisinde fazlasıyla da yaşadık aslında. Galibiyet sonraları bir rahatlama, bir rehavet oluştu. Bunu bir türlü engelleyemedik ama bu hafta buna müsaade edemeyeceğiz. En sıkı şekilde yarından tez yok Samsun maçına hazırlanacağız. Duygularım da daha sonra, umarım kalan 3 maçtan sonra sana bizzat beraber gösteririm. En kötü plaka bize yakışır diye düşünüyorum. Umarım 42 puanı en hızlı şekilde yakalar. Şurada kalan 3 maç var. Rahat bir pozisyon alırız. Son haftaya taşımak tabii ki her zaman sıkıntı getirebilir. O yüzden maç maç gidelim. Önümüzde Samsun maçı var. Orada alınabilecek 3 puan var. Tamamen ona odaklanıp sezon sonunda nerede biter? Onu şu an öngörmek bizim için çok çok sağlıklı olmaz veya bir tahminde bulunmak da çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. O yüzden maç maç gidelim. Samsun maçını umarım iyi bir şekilde geçer. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. Buyurun. Yani bütün oyunculara dokunmaya çalıştım aslında. Kimseyi ayırmadan. Boateng bizim için bugün bir kazanç oldu mu? Muhakkak. Katılıyorum o konuda. Ama bütün oyuncular değerli. Bugün sonradan oyuna dahil olan bütün oyuncular inanılmaz bir efor sarf etti. Çok çabuk adapte oldular oyuna. Onları da ayrıca tebrik etmek gerekiyor. Ama kimseyi ayırmadan bizim 23-24-25 kişilik bir oyuncu grubumuz var artık kaleciler. Hepsine ihtiyacımız var. 3 dakika, 5 dakika, 90 dakika. Bugün Muhammed uzun bir aradan sonra tekrar ligde dakika buldu. O da bizim için büyük bir avantaj. Umarım herkesi değerlendirip bu süreçten hep birlikte çıkmak istiyorum. Kimseyi ayırmak istemiyorum. Niangbo da umarım en kısa zamanda dakika bulur. Onun haricinde hepsinden gayet memnunum. Yani şu an bugün desek ki savunma ağırlıklı biz bugün bir maçı düşündük, yalan olurdu. Öyle bir şey söylesem şu an. Tabii ki Fenerbahçe'ye karşı iyi defans yapmak gerekiyor. O kadar kaliteli, bireysel anlamda maç alabilecek oyuncu sayısı çok. Buna sadece biz takım haline cevap verebilirdik. Bugün öyle olduk. Tabii ki istedik hızlı ataklarla onları yaralayalım. Nitekim son dakikalarda belki buldu. O süreye kadar biraz zorlandık o konuda. Ama bu da Fenerbahçe'nin aslında ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterir. Defansif anlamda kompakt oyun bizi eskiden beri güçlü kılan şeydi aslında. Özelliklerden bir tanesiydi. Bunu tekrar yansıttık. Dediğim gibi puanlı bir kenara bırakarak bugün bize bir rüzgar lazımdı. Arkadan bizi itecek, Samsun maçına taşıyacak. Böyle bir durum yaratabildik çok şükür. O yüzden oyunla alakalı çok diyecek bir şey yok. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Ama inanılmaz reaksiyon gösterdi bütün futbolcularımız. O yüzden hepsinden de
Allah razı olsun. Çok çok onlara ayrıca teşekkürler. Şimdi belki şöyle bir avantajımız var ekip olarak, sadece benim değil. Genç dinamik bir ekiple beraber çalışıyorum aslında. Herkesi kendimiz gibi düşünürsek bazen bu sıkıntı oluyor. Şimdiki gençler biraz daha bazen farklı düşünebiliyor. Empati yapma şansımız bizim biraz daha kolay. Biz bunu ayağa kaldırmaya çalıştık. Hepsine tek tek dokunmaya çalıştık. Bence bu biraz işin sırrı oldu bugün. Bu havayı yakaladı. İletişim bence çok güzel bir anahtar. Bu futbol camiasında en azından veya futbol takımları içerisinde bunu bazen kullanmak gerekiyor. Biz sadece bunu yaptık. Onlara dokunup onlara biraz sufleler vermeye çalıştık. Onlar da en iyi şekilde aslında sahada uyguladı. Belki işin sırrı buydu bugün, bilmiyorum. Defansif anlamda aslında ilk yarıda yine çok iyi durduğumuzu düşünüyorum. Bunları onlara biraz empoze etmeye çalıştık. Orada aynı şekilde devam etmelerini, ama artık sürekli topun peşinde koşmak yıpratıcı oluyor. Zaman zaman biraz top tutup pas drilleri gibi topu bizde tutarak dinlenebilirsek biraz daha onların işlerini zorlaştırırız diye düşündük. Ama çok başarabildik mi ikinci yarı? Tartışılır. Ama dediğim gibi nitekim aynı şekilde sonu en azından bizim için olumlu oldu. Şimdi dışarıdan baktım mı Fenerbahçe maçı avantaj gibi görünebilir, dezavantaj gibi de görünebilir. Baktığınız açı önemli aslında o konuda. Ama yani yapılamayacak iş mi? Değil. Sonuçta 11-11 oynanan bir oyun bu. Biz oyuncu grubunu inandırmaya çalıştık. Onlar da nitekim bunu uyguladı. Avantaj şöyle tabii, motivasyon anlamında bir tık daha işiniz kolay olabilir, ama sonuçta kötü bir süreçten gelen bir Konyaspor var. O iğmeyi direkt yakalamak o kadar da kolay olmuyor bazen. Ama bu maç için bunu başardık. Dediğim gibi bugün bizim için bitti. Bir puan aldık. Bizim için asıl değerli olan maç Samsunspor maçı. Lütfen ona odaklanıp, ona tamamen fokuslanıp hazırlanmak istiyoruz. Oradan istediğimizi alıp daha rahat bir şekilde yolumuza bakabiliriz. Ondan sonrası zaten o dönem daha kolay olacaktır.